Evet, Türkiye nereye diyeceğiz? Türkiye nereye sorusunu sorduğumuzda tabii geçmişe bakmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye bir yerden geliyor, bir yerden gelmeye çalışıyor ve bir yerlere gitmek arzusunda. Bu yıl tabii çok konuştuğumuz bir konu, 100. yılını idrak ettiğimiz Çanakkale Savaşları. Zaferi diyorum ben ama herkes oradaki zafer nitelemesine katılmayabilir ama onun ötesinde işte 1915 aynı zamanda gene 100. yılı bu yıl anılan Ermeni tehcirinin de yıl dönümü. Sarıkamış, dehşet verici Sarıkamış yoksulluğunun, perişanlığının da 100. yılı. İstersen oradan başlayalım. Gürsel Göncü konu. Tarih Dergisi Genel Yönetmeni, Çanakkale Savaşları'nı çok yakından, inceden inceye izlemiş olan, incelemiş olan, bu konuda kitap yazmış olan ve hakikaten çok önemli bir eksikliği gidermiş olan, umarım gelişerek daha da giderecek olan bir meslektaşım. Çünkü genellikle Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgileri ya tamamen askeri bilgilere sınırlıyoruz veyahut da işte bu konuda Anzakların, İngilizlerin ve diğer yabancıların sonsuz yazılı kaynakları, Doğru. görsel kaynakları var. Bizde büyük eksiklikler var. Güzel Evet. Gönce onları kapatmaya çaba gösteren ve o yüzden benim çok takdir ettiğim bir Sağ olun meslektaşım. hocam. İstersen şu 1915 yılından başlayalım. Tamam. O ne korkunç yıldır öyle? Evet hocam. Yani bu Balkan Savaşı meselesi 2 sene önce de onun 100. yılıydı. Türkiye'de biraz geçiştirildi. Halbuki Balkan Savaşı gerçekten yakın tarihteki en önemli kırılma. Çanakkale kadar önemli, negatif anlamda. Onun böyle genellikle işte geri göç, hastalık, savaş gibi böyle insani yönleri çok bilinmeden, araştırılmadan maalesef bir de acı bir olay ya zaten unutmaya çalışıyoruz. Üzerinden geçtik. Halbuki Yani onun ne aslında kadar dehşet verici bir yenilgiyi evet, simgelediğini çok, çok. pek O çok kişi bilmiyor. Osmanlı toplumunun en büyük travması yakın tarihteki. Çünkü hocam Osmanlı Devleti aslında Balkan Savaşı ile bitti. Osmanlılar, Osmanlı Devleti demek Balkanlar demekti. Yani 400 yıllık bir varlık var orada ve yüzünü batıya dönmüş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bütün tarihi kültürel mirasını oraya yatırmış, yapmış. Yani İstanbul, Bursa'dan bu tarafa Osmanlı Devleti diye bir şey Osmanlı döneminde de yoktu zaten. Osmanlı demek Balkanlar demekti. Balkanların çöküşü, bitişi. En önemli şehirleri İstanbul dışında Kesinlikle. Balkanlar'da olan bir Aynen de öyle. Bursa Tabii. benim En yani memleketim. maddi manevi en çok trafiğin olduğu, en büyük zenginliğin olduğu, kültürel anlamda en büyük zenginliğin olduğu. Sonra esas olarak imparatorluğu besleyen her bakımdan coğrafya üstüne üstlük böyle büyük devletlere İngiliz'e, Fransız'a, Alman'a, Rus'a değil Bulgar'a, Yunan'a kaybedildi. Bu da ekstra bir travmatik bir şey Ve yarattı. ayrıca Yani düne kadar sadece kaybetmiyorsun. evet. Hani futboldan benzetme yapmak belki çok abes olur ama yapmadan duramayacağım. Çok kötü oynayarak kaybediyorsun. Sahadan kaçarak kaybediyorsun. Ya gerek lojistik olarak gerek anlayış olarak zaten son derece kötü koşullarda girilmiş bir savaş ve çok kötü bir performans gösterdi Osmanlı Devleti. Birkaç istisnayı, birkaç önemli savunmayı saymazsak. O bakımdan yani düne kadar bizim bir tür hani bizim onlar nasıl diyeyim biz efendiyiz onlar karşısında diye baktığımız Yunan'a ve Bulgar'a kaybetmek de ayrıca çok büyük bir acı verdi. Ve birdenbire idrak ettik durumumuzu. Aslında koca imparatorluk, o büyük laflar vesaire gerçek hayatta Balkan yenilgisiyle birdenbire Osmanlı toplumundaki insanlar
bir dakika artık hayat başka türlü noktasına geldiler. Bu çok önemli. Bunu ne kadar anlatsak çok hissedemeyiz. Ama yani, Balkan travması oradan geriye gelen yüz binlerce insan. Ki çoğumuzun kökenleri, birçoğumuzun doğru, o göçlere orası gider. Benimki tabii de dahil olmak üzere. Müthiş bir içe dönüş, müthiş bir çöküş, düşmanın tırnak içinde karargahının Yeşilköy'e kadar geldiği bir kayıp duygusu. Evet. Şimdi bunun tabii çizilmesinde, bunun altını çizilmesinde büyük önem var. Çünkü ondan sonra Çanakkale'nin gelmesi çok enteresan. Yani Çanakkale'yi çok önemli kılan kanımca nedenlerden bir tanesi buradan Çanakkale'ye geçilmiş olması. Doğru. Bu nasıl oluyor? Doğru. Hocam dediğiniz gibi yani o büyük yenilginin yarattığı şok, travma artık Çanakkale'de bir anlamda buradan gerisi yok hissiyatı yarattı. Bunu tabii biz biraz hissediyorduk. Daha ziyade Cihet-i Askeriye'deki bir takım yeni nesil subaylar daha ziyade hissediyordu. Hatırlayalım ki Balkan Savaşı'ndan sonra iki büyük felaket daha yaşadık. Birincisi yine 14 sonunda Kanal Harekatı. İkincisi de meşhur o büyük yenilgi Sarıkamış. Bir de üstüne üstlük böyle iki tane daha çok önemli kayıp ve felaketten de geliyoruz. Ve ondan sonra İngilizlerin yeni bir cephe yaratma planıyla beraber Çanakkale cephesi açılıyor. Ve Çanakkale cephesi açıldığı zaman da her ne kadar Almanların lojistik desteği, işte 5. Ordu, Limanpaşa vesaire varsa, kamuoyundaki efkar umumiyetik genel kanaat yine çok olumsuz. Yani 18 Mart'a bir günde gelmedik. 3 Kasım'da başladı bombardımanlar 14'te. 15 Şubat'ta aslında Boğaz Savaşı 15 Şubat'ta başladı. Bir ay önce 18 Mart'tan. Ve o bir ay içerisinde çok ciddi bombardımanlar yaşandı. Zaten orada birikmiş olan donanma. Dünyanın en büyük donanması. Bugünkü donanma. Amerikan donanması o kadar neyse güçlü bir donanma ki. Evet. Hele Balkan Savaşı'ndan ve Sarıkamış'tan sonra, ki Sarıkamış'ta ne olduğunu pek bilmiyor insanlar. Evet. Çünkü biliyorsun orada çok ciddi bir Enver Paşa sansürü söz konusu. Tabii çok yansıtılmadı. Yani kaybolup gitmiş insanlar. Evet. Ama karşındaki düşman da gerçek anlamıyla düveli muazzama. Aynen, çok doğru. İngiltere, Fransa, Rusya. Zaten hocam şöyle bir örnek vereyim. Boğaz'ın İstanbul çıkışını, Karadeniz çıkışını zaten Rus donanması kapatmıştı. Yani düşünün ki Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, hele hele Sarıyer'de falan oturan insanlar, tabii ki o zamanlar köy ama, yani oraya kadar geliyor top sesleri. Böyle bir atmosferden, iklimden bahsediyoruz. İnsanlar İstanbul'da paralarını çekiyorlar bankalarda. Anadolu'ya göçler başlamış. Tren hazır bekliyor Eskişehir'e. Yani Boğaz hazineyi, arşivi götürmek için. Aynen. Yani Boğaz'ın geçileceği o büyük düveli muazzama dediğimiz kuvvet karşısında böyle bir direnç gösterileceği gibi bir şey, efkar yani kamuoyunda da yok. Böyle bir beklenti de yok yani. Nesnel olarak gerçekçi bir değerlendirme. Evet. Yani siz Balkan Savaşı'ndan çıkmışsınız. Evet. Arada hiç iyi bir şey olmamış neredeyse. Ve düveli muazzama hazır. Hı hı. Dünyanın en büyük donanmasını bir araya getirmiş. Ve siz bunu duyuyorsunuz. Limni'den haberler geliyor. Tenedos'tan haberler geliyor. İmroz'dan haberler geliyor. İngiliz basından haberler geliyor. En müthişi Mısır'dan haberler geliyor. Tabii, tabii. Mısır'da hazırlanıyorlar falan. Ve derken 18 Mart. Aslında hocam bu işimize yaradı. Yani bu negatif arka arkaya gelen bir dizi felaket aslında bizim Çanakkale'de çok işimize yaradı. Çünkü iki nedenden dolayı hem İtilaf devletleri bütün bu nedenlerden dolayı bizi çok küçümsediler. İkincisi de bütün bu moral bozuklukları, bütün bu felaketler silsilesine artık bir dur deme noktasında yani artık dibi görmüştük. Daha geriye gidemezdik. O yüzden kitabın adını Siper'in Ardı Vatan diye koymuştuk Şahin Aldoğan'la. Yani artık yok gidecek yok, yer yani hatta sınır. Yani o negatif şeylerin arka arkaya gelmesi bir anlamda bizi seçeneğimiz yok yani artık. Evet. Ama yapacak yok bir şeyimiz yok. Şüphesiz tabii.
yok yani olabilirdik. Tarih garanti vermiyor. Tabii. Yani hiç devleti olmayan veya bir zamanlar devleti varken sonra bir daha devlet kuramayan halklar, uluslar da var. Evet, orada diyorsun ki tabii küçümseniyordu. Tabii, gerçekten tabii. Küçümseniyordu. Yani bütün o... Yani yapılan planlar Boğaz'ın kolayca geçilebileceği üzerine kesinlikle inşa edilmişti. Evet. Onlar da çok yanlış planlar değildi. Yani orada tabii biraz işin içine talih de giriyor galiba. Hocam şöyle, aslında stratejik olarak bence yanlış bir plan değil İngilizlerin, İtilaf Devletleri'nin cepheyi açma planı. Çünkü Osmanlı Devleti savaş dışı kaldığı zaman büyük bir muazzam bir insan gücü olan Ruslarla irtibat kurulacaktı. Ve çok kabaca ifade edersek Almanya Avrupa'da ortada sıkışacaktı. Belki de bu savaşın adı Birinci Savaş bile olmayacaktı. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı kesinlikle uzatmıştır Çanakkale. Bu bir spekülasyon tabii, değil. Tabii. Dolayısıyla geçilememesinin esas nedeni bu stratejik olarak doğru planın içinde İngilizlerin özellikle operasyonel anlamda, taktik anlamda neredeyse hiçbir detayla ilgilenmemiş olmalarıdır. Orada kolaycılık yaptılar. Yani plan, program, lojistik, operasyon, bu boğaz nasıl geçilir, orada mayın hatları var mıdır, mayın hatları nasıldır vesaire. Yani Çok hikayeler var Gülsel o konuda. Yani sen belki bana yardımcı olabilirsin. Mesela deniyor ki bu büyük harekattan işte kısa bir zaman önce keşif uçakları İmroz'dan ve Tenedos'tan kalkıp uçuyorlar ve bakıyorlar tertemiz, hiç mayın kalmamış diye rapor veriliyor. Yani böyle bir rapor oldu muhakkak. Fakat sonradan deniyor ki işte o arada Nusret gemisi veya Nusrat gemisi o 33 mayın mı? 26. Kaç? 26 hocam. 26. Yani Churchill'in tarihin seyrini değiştiren, yolunu değiştiren gerçekten mayınlar. Öyle. Yani onları görmüyorlar. Doğru mu bilmiyorum. Sözü bana o keşfi yapan İngiliz subayları sonradan suçlu bulunarak kurşuna dizilmiş falan gibi. Yok hocam. Bunlar işin efsane kısımları. Rivayet. Hocam aslı şu, çok küçük bir teknik bilgi vermek isterim. Bu Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir konu. İngilizlerin orada mayın hatlarının olmadığını falan bilmemesi imkan yok. Onları zaten biliyorlar. Buradaki mesele şuydu. İngilizler 15 Şubat'tan 18 Mart'a kadar gece gündüz o mayınları temizlemeye çalıştılar zaten. Mayın tarama gemileriyle. Biz de onlara izin vermedik. Yani geceleri projektör tutarak, gündüzleri sürekli alesta bekleyerek o mayınları temizletmedik. Zaten 18 Mart günü harekat başladığı zaman öyle herkesin sandığı gibi bunlar böyle büyük zırhlarla falan girmediler. Önce saatlerce dış tabyaları dövdüler. Sonra mayın tarama gemileri önde giderek mayınları temizlemeye başladı. Ve bizim topçumuz da o dönemin Osmanlı topçusu da ancak ve ancak o mayın tarama gemilerine karşı etkili. Yoksa o zırhlara karşı filan çizik filan yapabilir yani bordasında en fazla. Yani bizim topçularımız gemileri filan batırmadı hocam. Öyle bir şey olamaz zaten. Biz esas olarak topçumuzun işlevi mayınların temizlenmesini engellemekti. Bunu kimse bu şekilde çok doğru bilmiyor. Evet, tabii. Sanılıyor ki topçular gemileri geçirmedi filan gibi böyle kolayca değil. Yani topçular... Bir bakıma doğru yani. Onlar mayın gemilerinin işlerini yapmasına engel oldular. Ve dolayısıyla... Ve hala mayın varmış yani. Evet, tabii. 11 hat mayın vardı hocam. Ve esas olarak o mayınlar yani Çanakkale'yi korudu. Evet. Zaten daha sonra 25 Nisan'da kara harekatının başlamasının nedeni de aslında hocam o mayınları temizlemek. Yoksa İstanbul'a yürümek filan değil. Yani karadan gelerek hakim Kilitbayır platosunu ele geçirerek topları bertaraf etmek ve yine donanmaya yolu açmak. Yani orijinal plan hiç değişmedi. Yine gemilerle geçeceklerdi. Bu da o bağlantıyla bilinmiyor. Yani şu 18 Mart'ta televizyonlara falan bakıyorum. Bir sürü işte hatta tarihçi falan bile diyen insanlar kendilerine. İşte o asker çıkarttı, onlar da Tekirdağ üzerinden İstanbul'a yürüyecek. Öyle bir şey olabilir mi? Yani çok büyük bir güç lazım İstanbul'a kara harekatı yapmak için. Çanakkale muharebelerine, Çanakkale kara savaşlarına tek amacı donanmayı yolu açmaktır hocam. Evet, orada dediğin gibi bunun yapılabilmesi için Gelibolu Yarımadası'nın ele geçirilmesi kesinlikle gerekiyor. Evet. Buna karşı çıkıp aslında aşağıdan Kumkale'den girerek
bu tarafların ele geçirmesi daha kolay olduğuna inananlar var. Öyle bir hipotez de var ama Anadolu yakasındaki yükseltiler hakim yükseltiler değil hocam. Girişteki birkaç şeyi saymazsak. Dolayısıyla Kilitbahir Platosu domine ediyor hocam Çanakkale Boğazı'nı. Yani Kilitbahir Platosu'nu ele geçirmeden, o hakim noktayı ele geçirmeden Boğazı temizleyemez. Yani o hakim noktayı ele geçirecekler. Evet, ve kısa zamanda ele geçirecekler. Evet. Boğaz'a doğru inecekler. Efendim, topçuları etkisizleştirecekler. Böylece trafiği rahatlatmak üzere. Mayınları temizleyecekler. Egemenliklerini kuracaklar. Bütün mayınları temizleyecekler. Zaten ciddi bir donanma gücü yok Osmanlı'nın oralarda. Tabii. Ve ondan sonra Boğaz açılacak ve geçecekler. Bu olmuyor. Evet. Bunun üzerine 25 Nisan'da bu operasyonu yapmak için Ege kıyılarına, yani Yarımada'nın Ege kıyılarına çıkarma yaptılar. Tarihin o tarihe kadar yaşanmış en büyük amfibik çıkarması. Kesinlikle. Yani o zamana kadar dünyanın gördüğü en büyük deniz-kara ortak operasyonuydu bu. 70 bin askeriye çıkartmak üzere bunu İlk planlıyorlar elde. Ve tabii. Daracık bir yere. Evet, yani birkaç noktaya. Bir güneyde bir 2-3 çıkarma kumsalı var. Bir de yukarıda daha sonradan Anzak Koyu olarak adlandırılan Arıburnu bölgesine bir çıkarma yapıyorlar. Fransızlar da karşı tarafa Kumkale'ye bir aldatmaca çıkarması yapıyor. Oradaki bizim Anadolu yakasındaki kuvvetlerimizi orada tutmak için. Ve başarılı oldu yani. Biz 3-4 gün sonra ancak. Yani Liman Paşa'nın yanlış savunma kurgusu az daha bize çok pahalıya mal oluyordu. Aslında pahalıya mal oldu. Yani Osmanlı askeri, Türk askeri bu yanlış savunma stratejisinin bedelini 3 gün kanıyla ödedi. Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ama ilk 3 gün gerçekten çok fedakarane bir savunma yaptılar. Kıyı şeridindeki çok az sayıda insan. Buna mukabil İngilizler çok büyük hatalar yaptılar. Ama tabii ki bunların hepsinin ötesinde de iki tane önemli şey var. Biraz hızlı gittim ama tekrar dönebiliriz. Birincisi Seddülbahir kıyı şeridindeki o büyük savunma. İkincisi de tabii ki 27. Alay ve özellikle Mustafa Kemal'in saat 10.25'teki bütün 57. Alay ile beraber oraya yüklenerek duruma hakim olması. Evet, Mustafa Kemal konusuna geleceğim çünkü bu anma sırasında dehşet verici bir şekilde ülkenin resmi bir takım kurumlarının dahi bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesini özellikle altını çizmek istiyorum. Mustafa Kemal'in bu savaştaki olağanüstü rolünü gizlemek için onun adını bile anmaktan kaçındığını, sakındığını görüyoruz. Bu çok ayıp bir şey bir defa her şeyden önce. Bu çok nankörce bir şey ayrıca. Bunun da altını çizmek lazım. Evet, hiç kimse öyle bir şey beklemiyordu. Şuraya bağlamak istiyorum ondan sonra. Yani Mustafa Kemal'in rolünü biraz konuşalım istiyorum. Tabii hocam. Şimdi Balkan Savaşları'ndan sonra dedik ki işte çok ağır bir yenilgiydi. Müthiş bir moral bozukluğu vardı ve haklı olarak da o dönemin düşmanları, evet. Osmanlı askerinden parlak bir performans beklemiyorlardı. Türklerden özellikle herhangi bir başarı, askeri başarı beklemiyorlardı. O dönemde işte bu savaş, kara savaşı başladıktan sonra birdenbire karşılarında hiç beklemedikleri kadar iyi savaşan bir güç buldular. Kesinlikle. Birçok işte yazar, şair vesaire var gelenler arasında. Doğru. İşgalciler arasında bazıları romantik olarak buna katılmışlar. Bunlardan bir tanesini yazdığı bir şiir ben çok anlamlı bulurum. Birkaç yerde de anmışımdır. O da diyor ki şimdi Türk savaşıyor. Türk siperden çıkıyor. Onun üzerine gidiyor falan. Nasıl olur? Bunun olmaması gerekiyordu. Böyle bir şey bekler miyim? Şöyle evet. Yazıyor. Türk ölmek üzere ayağa kalkıyor diyor. Hani evet, siperlerden çıkarsa ayağa kalkarsa vururlar. Evet. Ama neyse ki öyle olmuyor. Evet, Mustafa Kemal'in önemi. Yani Mustafa Kemal olmasaydı ne olurdu? Şimdi hocam bu evet son bu geçen anma yani 100. yıl anmalarında da daha önce de işte bir süredir Çanakkale'de bir Mustafa Kemal adını zikretmeme, bahsetmeme. İşte çok hani arada bir geçirelim ama çok hani şey yapmayalım eğilimi. Herkesin anlayabileceği çeşitli konjonktürel, siyasi, aktüel nedenlerden dolayı bayağı öne çıktı. Şimdi ben açıkçası
yeni bir durum değil bu 100. yılda da bunun devam etmesi. Çok beni şaşırtmadı. Aslına bakarsanız kızmıyorum da. Çünkü çok yani zavallıca diyeceğim ama çocukça, hatta bir ergen tutumu gibi görüyorum bu Mustafa Kemalsizleştirmeyi gerçekten. Çünkü burada Cumhuriyet döneminde, daha sonra tek parti rejiminde ve daha sonrasında çeşitli eğitim, tedrisat, resmi tarih, Mustafa Kemal'in genel olarak sadece Çanakkale Savaşı'ndaki değil, genel olarak rolü, kapsamı, bağlamı filan çok abartılmış, putlaştırılmış olabilir. Nitekim çok kötü örnekler de var bu konuda. Tabii onu da yaşadık. Evet. Ama Çanakkale konusunda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu uluslararası literatüre girmiş. Kaydı, kuydu, işte harp ceridesi olan. Bugün yani dünyanın en büyük askeri akademilerinde ders olarak okutulan, yani case study olarak okutulan, yani kimsenin silemeyeceği bir vaka. Mustafa Kemal'in de bu fonksiyonları özellikle iki noktada, yani 25 Nisan günü ve 10 Ağustos günü karşı Jonkbayırı karşı saldırısında o kadar net, dokümante, uluslararası bir mesele ki. Yani siz Mustafa Kemal'den bahsetmeseniz ne olur diyeceğim geliyor. Yani Mustafa Kemal'in o iki yerdeki özellikle 25 Nisan ve 10 Ağustos'un inisiyatifi gerçekten tarihi insanlar yapmaz diyenleri yanlışlayan, yanıltan bir bana öyle geliyor ki sanki tarih veya yazgı acıdı bu toprakların insanlarına. 300 yıl süren bir yenilgiler dizisinden sonra önce 18 Mart'ta ki mayınların yarattığı tahribat ve deniz topçuların ve mayınların orada kazanılan zafer, onun getirdiği moral ve onun arkasından Mustafa Kemal'in doğru zamanda doğru yerde olmasının getirdiği müthiş performans. Şimdi evet, dışarıdan ilk bakışta bakıldığında canım işte Miralay, Yarbay. Evet, bir tümen komutanı ama o tümenin nasıl bir tümen olduğu belli değil. Yani böyle bir tümen gerçekten var mıydı, yok muydu? İşte Limon Fon Sandersler var, Esat Paşalar var, başkaları var. Hani deniyor ki siz niye bunu bu kadar abartıyorsunuz? Evet, ama bu bir yerde hani talih dediğim şey o. Evet. Yani Mustafa Kemal bazılarına göre askeri dehası sayesinde, ben ona inanıyorum, bazılarına göre tamamen talihin getirdiği bir şey sonucu olması gereken yerde idi. Katılır mısın buna? Evet, kesinlikle öyle. Bir de yani birkaç şey bir araya geliyor. Coğrafyayı iyi biliyor, askeri tanıyor, çok iyi okuyor. Yani o Arıburnu'na yapılan çıkarmanın bir aldatmaca çıkarması olmadığını, ana çıkarmayı tamamlayan bir çıkarma olduğunu hissediyor. Dolayısıyla elindeki bütün gücü oraya seferber ediyor ki çok riskli bir şey. Anafartalarda da o sırada bir çıkarma yapılabilir 25 Nisan'da. Onu göze alıyor. Yani ve doğru yerde ve doğru zamanda dediğiniz gibi doğru hamleyi yapıyor. Tabii Mustafa Kemal müdahalene kadar orada kahramanca savunan 27. alayı da hiç unutmamak lazım. Biz onunla hiç bahsetmedik yıllarca. Onun kahraman komutanı Şefik Aker'den mesela çok az kişi bilir. Onlar son insanına kadar Mustafa Kemal 57. alayı müdahale edene kadar orada direndiler. Kıyı şeridinde böyle bir avuç asker. Çok büyük kar, fedakarlıklar yani. Ama Mustafa Kemal'in o bitirici darbesi olmasaydı, onu 25 keşe 10.5 sularında, Jonkbayırı düşecekti. O Sarı Bayır hattı dediğimiz hat düşecekti ve dolayısıyla Kilitbayır platosunun yolu açılacaktı. Yolu açılacaktı. Bakımdan, bir tarafa doğru ineceklerdi birkaç günün içinde. Zaten temel planları bunun üzerineydi. O yüzden orada o doğru zaman, yani birkaç saat, 3-5 saat, hani o meşhur emri var ya, size ölmeyi emrediyorum. Çünkü bizim öldüğümüz zaman içinde takviye kuvvetleri kendilerini toparlayıp buraya gelirler ve düşman durdurulmuş olur. Ondan sonra ne olacağını zaten bilemezsiniz. Zaten biz Çanakkale Savaşı'nı, Kara Savaşı'nı hocam esas olarak o ilk 2 gün, 3 günde kazandık. Çünkü İngilizler o kaybettikleri zamanı, ülkenin hedeflerine erişemedikleri için bir zaman tekrar geri alamadılar. O 3 gün o kıyılardaki vuruşmalar Çanakkale Muharebi'nin en gerçekten fedakarane, en müthiş
dönemidir. O 2-3 günlük çarpışma, yani o kıyı şeridinde İtilaf kuvvetlerini çakan, onların ilerlemesini, hakim sırtları tutmasını engelleyen insanların yani ne yapsak ödeyemeyiz biz. Bu Mustafa Kemal'in oynadığı rolün bazıları tarafından küçümsenmesinin beni en çok gücendiren taraflarından bir tanesi de ben de işte o savaşlara merak duymuş bir yazar olarak Anzakların ve İngilizlerin orijinal kaynaklarını okuduğumda onların paşalarının hatta sıradan askerlerinin Mustafa Kemal ile ilgili olarak yazdıklarını okuduğumda kullandıkları cömert kelimelere karşı burada uygulanmaya çalışılan sansür bana daha da ağır geliyor. Evet, çok acı gerçekten ama bu Avustralya resmi tarihinde yazan, bu işin İncil'ini yazmıştır hakikaten. Çok önemli bir tarihçi Charles Bean. 1919'da tekrar muharebe alanlarına dönüyor araştırma yapmak için. Ve orada yaklaşık bir 6 ay dolaşıyor ve yanında bir Türk subayla Türk hatlarını ve Türk tarafında neler olup bittiğini de etüt ediyor. 1919'da yazdığı kitapta bir bölüm var hocam. Bölümün adı Enter Mustafa Kemal. Yani ve Mustafa Kemal devreye girer. Müthiş bir bölümdür. Maalesef Türkçe'ye çevrilmedi kitap nedense şimdiye kadar ama Gallipoli Mission, Gallipoli görevi, Gallipoli misyonu kitabı. Orada çok detaylı olarak Mustafa Kemal'in ilk defadır, yani ilk defa uluslararası literatürde neyi yaptığı, nasıl yaptığı çok detaylı bir şekilde askeri tarih anlamında yazılıdır. Dolayısıyla dünya belki bizden daha önce öğrendi Mustafa Kemal'in orada neler yaptığını Çanakkale Muharebeleri boyunca. Çünkü maalesef daha sonra Cumhuriyet döneminde de biz Mustafa Kemal Anapartalar kahramanı, büyük laflar, efsanelere boğduk Çanakkale'yi. Bunu da sonra konuşacağız ama yani gerçekten Mustafa Kemal ne yaptı, o gün nereye gitti, karargah neredeydi, hangi yoldan ilerleyerek Conk Bayırı arkasından, su yatağı bölgesinden 57. alay müdahale etti falan bilmiyoruz hocam. Büyük laflar biliyoruz. Yeni Zelanda'dan Avustralyalı genç çocuk geliyor ya. Ben çok karşılaştım. En son Yeni Zelandalı asker şu noktaya kadar geldi. O gün şu siperde binerdi. Arazide onu eşleştirip, lokalize edip söyleyebiliyor. Ama biz bilmiyoruz hocam. Biz böyle Mustafa Kemal, büyük laflar vesaire. Bunu şunun için söyledim. Böyle olduğu için şimdi Mustafa Kemal rahatlıkla önemsizleştirilebiliyor. Çünkü biz hakiki anlamda Mustafa Kemal'in izinden gitmedik hocam. Genel olarak gittik ama onun izini sürmedik. Onu tarihe mal etmek için gerekli çalışmaları yapmadık. Niye yapmadık? Yapmadık hocam. Ve çünkü nerede birazcık kendimizi toparlamaya başladık? Şu anda baktığın zaman Gelibolu Yarımadası'na, savaş alanlarına nedir oradaki durum? Yani bir genel değerlendirme yapar mısın? Çok kötü hocam. Yani her geçen gün daha kötü. Yani çok büyük bir yapılaşma tehdidi altında. Zaten son 10 yıldır özellikle yeni şehitlik alanları, işte yeni sembolik şehitlikler yapılıyor. Onun etrafında çeşitli kompleks yapılar, mescit, otopark vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yollar, sıcak asfaltlar dökülüyor. Son derece kötü betondan çeşitli anma tören alanları yapılıyor. Yani bölgenin doğal tarihi dokusu zaten ciddi bir tehdit altında. Bana kalırsa 100. yıl geçtikten sonra da bu sonbaharda da yeni bir imar, yeni bir orada maalesef bir daha kötü şeylere doğru gidiyoruz. Çünkü statüsü değişti 3-4 ay önce. Orman Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı'na bağlandı. Boğaz Koruma Kanunu ve Devlet İhale Kanunu'ndan muaf tutuldu hocam bölge. Yani çok, milli park alanı... Milli park alanı değil artık. Değil artık. Değil, dehşet verici bir şu şey bu. Şu anda Kültür Bakanlığı'na bağlandı. Niye bu konuda hiç kimse sesini çıkartmadı bu kadar vatanseverle dolu olan bu ülkede? Şundan hocam, benim şahsi kanaatim bu. Orada her yerden daha farklı olarak büyük bir rant var. Zaten 3. köprü meselesi gündemde, çevre yolları, oranın kutsal olması ve... orada yapılacak yatırımların, ben ona şey diyorum hocam, serbest şehit ekonomisi. Maalesef bu yani, şehitlik tesisleri.
Anlatabiliyor muyum? Yani biz orayı bir anma alanı olarak görmedik hiç o zaman. Yani bir orası insani ve kültürel, tarihi bir meditasyon alanıdır. Ama biz orayı hep nasıl ranta dönüştürürüz? Büyük heykeller, büyük bayraklar, işte biblolar, hediyelik eşya, yüzlerce, on binlerce turist otobüsü, mass medya. Yok hocam, yok. Yani bir simülasyon merkezi yaptılar. Daha önce bir tanıtım merkezi yapmışlardı. Bomboş duruyor. Simülasyon merkezinde kimsenin gittiği yok. Kabatepe'nin arazisini korkunç bir şekilde değiştirdi o simülasyon merkezi. Yerin altına böyle bir büyük bir beton şey yaptılar. Ve içinde yalan yanlış bir sürü bilgi var. Yani sahici değil hocam bizim Çanakkale'ye ilgimiz. Yani bu en son 100. yıl anmalarında da gördük. Yani yalanlar, dolanlar, abartılar, kahramanlık, hamaset. Yani en ciddi, en akıllı, düzgün dediğimiz insanlar bile bunlardan hoşlanıyorlar hocam. Yani bir şey söylediğiniz zaman ya o doğru değil, abart filan. Ya şimdi ne gerek vardı? Yeri miydi bunun? Ne gerek var? İşte şimdi biz abartıyoruz. Niye çomak sokuyorsun gibi bir şey hissediyorum bunu, görüyorum yani. Yani reaksiyon da böyle. Ki biraz kendimize bakmamız lazım önce. Yani Mustafa Kemalsizleştirme operasyonuna birdenbire gelmedik. Diğer birçok konuda olduğu gibi. Bir bedel ödüyoruz biz yani. Ama, biz orada gerçek anlamda bir anma kültürü yaratamamışız. Orada hiçbir şey yapmamışız. Orayı Milli Park ilan etmemiz 1974 hocam. 74'te ne kadar geç bakın. O savaştan kalan malzemeler devlet eliyle vesaire satıldı yani yıllarca. Hiç ben tabii Çanakkale Şehitler Abidesi'nin hikayesini tesadüfen evet, hazin bir hikayedir o hocam. Bir gazeteci olarak o da tesadüfen bizim önümüze geldi. Evet. 1944 yılında ihalesi yapılan ve iki teknik üniversite öğrencisi tarafından kazanılan o proje ne oldu sonuç itibariyle? Ancak 2000'li yıllarda tırnak içinde tamamlandı. Evet. Ama tamamlanmanın dışında aynı zamanda çevresi berbat edildi. Yani aslında orijinal projede olan bazı şeyler hala eksik. İşte o tavandaki büyük resim ki zamanında Bedir Rahmi Eyüboğlu onu yapmış. Yıldızların mavi gök içinde göründüğü bir mozaik eser. Ama o etrafa bir sürü yeni mezar şeyleri koydular. Sembolik olarak. Taşları koydular. Sembolik ama yani anonim. Sembolik bir tane, üç tane yaparsın. 300 tane, 500 tane sembolik olur mu? Evet hocam, zaten mesele o. Biz sembollerden hoşlanıyoruz. Semboller, Mehmetçik, anonimleştirme, genelleştirme. Halbuki ne yapmak gerekir onu kazımak için tarihe? Tam tersi, kişisel hikayeler, gerçek dokümanlar, özel mikro tarih çalışmaları, böyle ancak o miras, Çanakkale mirası zenginleşir. Peki yani Gürsel söylediğini bir defa önce izleyicilerimizin de bilmesinde yarar var. Yani evet 100. yıl çok önemli, çok anlamlı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey varsa dolaylı olarak temelleri orada atılmış. Çünkü kurucusunun ilk defa sivrildiği ve güvenirlik kazandığı hem yer. Öyle, hem de yani ne Kurtuluş Savaşı'nın koşulları hazır o zaman ne bir şey. Yani Türkiye ve dünya tarihini değiştiren çok önemli, yakın tarih en önemli. Yani Çanakkale olmasaydı Mustafa Kemal olmazdı, sivrilemezdi. Evet. Mustafa Kemal sivrilmeseydi İstiklal de Kurtuluş Savaşı büyük ihtimalle olmazdı yani. Tabii. Ve veya başka bir şey. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu dikkati çektiğin tehlike çok önemli. Oralara ne olacağı bundan sonra. Yani o köprü o kadar lazım mı değil mi? Ben her zaman çok ciddi şüpheler beslemişimdir. Çok gidip geldiğim bir yer olduğu için. Evet. Sanki bana orası bal gibi araba vapurlarıyla birkaç iskele daha kurularak idare edilebilirmiş gibi geliyor. Ama hayır. Ta Tansu Çiller zamanında başlamıştı o. Evet, tabii. Hatta oralarda bir takım arsalar falan alındı, kapatıldı. İlle köprü yapacaklar. Şimdi de öyle hocam. Metrekare fiyatları artıyor. Büyük bir rant kapısı var orada. Ve böyle bir büyümeye yönelik şey bizde inşaat ve şey ya zaten yani o sadece Çanakkale'de değil. Dolayısıyla ona da uyuyor. Tarihi de bir alan. Muharebe arazi manzaralı lojmanlar vesaire. Düşünüyorlar bunları yani. Altyapı çalışmaları bir senedir devam ediyor. Seddül Bayır'a kadar hatlar döşeniyor. Yani bütün bunlar bir hazırlığa delalet ediyor. Ve çok acıdır ki yani gerek muhalefet,
gerek yerel sivil toplum kuruluşları, gerek orada insanlar da bu büyük rant tepsisinin dışında kalamıyorlar. En büyük tehdit de bu. Dolayısıyla burada yine... Ne yapılabilir? Hiçbir şey yapamaz mı? Vallahi ben hiç iyimser değilim. Ben de çok kötümserim de. Yani gene de hocam, bizim kötümser olmaya hakkımız yok. Çünkü, yok, evet. Yani çok acı ama... Çok. Avustralyalılar ve İngilizlere güvenmek zorunda kalabiliriz. %100 öyle. Zaten yani, Avustralyalılar ve İngilizler orada olmasaydı o bölge bizim bugün görebildiğimiz kadar bile olmazdı. Olmazdı. Zaten özellikle Avustralyalıların bundan 20 sene kadar önce artan ilgisi üzerine bunu da kabul edelim. Biz Türkler de ilgi göstermeye, bir dakika ya, esas galip biziz demeye başladık. Çünkü onlar yenilgiyi öyle bir zafere dönüştürdüler ki, gerek literatürleriyle, gerek araştırmalarıyla, gerek ilgileriyle, gerek kişisel hikayeleriyle. Biz bir dakika ya, yani Mustafa Kemal biz falan, burada şehitler falan diye, biz yani o ilgiden sonra Mustafa Kemal yürüyüşleri başladı, bir de orasıyla ilgili son 10 yıldır Çanakkale'ye ilgili eskiye göre çok daha fazla yayın çıkıyor. Nedeni bu yani. Ben aslında Gürsel, Anzakların, Avustralyalıların ve Yeni Zelandalıların o savaştan kendilerine kahramanlık payı çıkarmalarını küçümsemiyorum, önemsiyorum da. Savaşı kaybettiler ama evet, o savaş onlara çok şey kazandırdı. Şeydeki, Canberra'daki savaş müzesini evet, gezdin mi bilmiyorum. Gezdim hocam. Orada girer girmez karşına çıkan ilk görüntü nedir? Anzak koyuna atlayan, çıkartma sırasında Anzak askerleri ve ne yazar üzerinde? Avustralya, Çanakkale, Gelibolu sahillerinde doğdu. Evet. Ve o ruh devam ediyor. Evet. O bakımdan ben onların yaklaşımında değil de bizim buradaki yaklaşımımızda, yani aman Mustafa Kemal olmasın da ne olursa olsun, yok işte evliyalar sayesinde o savaş kazanıldı, yok işte aslında Esat Paşa şunu demişti, yok Liman von Sanders bunu demişti gibi şeylerle tarihi gerçekliği, tarihsel gerçekliği değiştirme çabasına kızıyorum. Evet hocam, ben de kızıyorum ama dediğim gibi esas konu onlara kızmakla yetinmememiz lazım. Yani bu böyle yapan insanlar, böyle düşünen, bu tür şeyleri söyleyen insanlar zaten çeşitli belli bir siyasete, politikaya angaje olmuş insanlar. O bakımdan o kadar da bunları üzerinde önemsememek gerekir. Çünkü o hakikaten silinemez bir şey, Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki izi. Yani bu böyle bir şey. Sadece komiklik olur diyorsun. Dönemin böyle bir... Zamanlılık olur. Evet, yani. Evet hocam. Yoksa Mustafa Kemal'in oradaki önemi, oradaki performansı filan uluslararası, demin dediğim gibi zaten bir mesele. Ama bize düşen, dediğim gibi, bu tarz yaklaşımlara karşı büyük laflar, kahramanlık, hamaset, Mustafa Kemal, Anafartalar kahramanı demek değil, onunla ilgili araştırmaları derinleştirmekten geçiyor. Çünkü hocam, bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Biz Mustafa Kemal'e Çanakkale'de aslında Anafartalar kahramanı ve çeşitli payeler yükleyerek bir anlamda kötülük ettik. Çünkü onun o isminin, o büyük isminin ve performansının arkasında saklanarak idare ettik açıkçası. Bakın, John Payne'ın tepesinde yıllardır bir işaret, bir levha vardır hocam. Mustafa Kemal'in saatinin kırıldığı yer. Bunu herkes bilir hadise işte. Şarapnel geliyor, saat onu koruyor. Şimdi hocam, John Bayer'ın tepesinde, Apex yaptığı yerde, zirvede duruyor bu şey. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Oraya gelen bir çocuk bile, ya donanma şurada, donanma ateşli açık bir yerde, koskoca grup komutanı nasıl orada duruyor olabilir? Olamaz hocam. Ama olay doğru mu? Doğru hocam. Ama olayın geçtiği yer orası değil. Ama siz tabelayı turistik diye John Bayer'ın tepesine koyarsanız, oraya gelen insan da, bak evet, Mustafa Kemal'i abartıyorlar. Böyle gazlama, uydurma olayları maalesef, bakın işte bu da yalan, ne olduğu da anlaşılıyor diyor. Yani kötülük yapıyorsunuz Mustafa Kemal'e. Olay su yatağı bölgesinde, oradan 200 metre geride siperde bir nokta. Ama o tabelayı oraya koyduğumuz zaman ya da bunun gibi işte ölü sayısını abarttığımız zaman ya da başka bazı abartmalarla Çanakkale'yi büyüteceğimizi sandığımız zaman, o zaman birileri çıkıp
Bütün bunlar FOS, Mustafa Kemal'de önemsiz diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz Mustafa Kemal'e gerçek anlamda değerini vermemişiz yaptığımız çalışmalarla, işaretlemelerle. Dolayısıyla sonra da birileri gelmiş, o da zaten orada basit bir tümen komutanıydı, çok önemli değildi filan diyor. Yani geldiğimiz noktada önce iğneyi kendimize bir batıralım. %100. Ondan sonra bu önemsizleştirme meselesini ancak o zaman doğru anlayabiliriz hocam. Yani ben bizim hamasetimizin büyük çapta altı boş bir palavra olduğunu biliyorum. Yani onun altının bilgiyle doldurulması gerekiyor. Evet, sevgiyle doldurulması gerekiyor. Özenle doldurulması gerekiyor. Dünyanın başka yerlerindeki büyük savaş alanlarına gidip baktığınızda bunu nasıl olabildiğini görebiliyorsunuz. Şeyde de, Gelibolu'da da, kesinlikle. Gelibolu Yarımadası'nda da bunu görebiliyorsunuz. Yani bugün Anzak Koyun'daki o görünüm ne kadar etkileyici. Kesinlikle. Peki nasıl gidiyor bu yılki kutlama? Programda bundan sonra ne var? Şimdi hocam o da yanlış kullanılan bir kelime. Yani bu bir zafer şüphesiz bizim için. Bunu da övüneceğiz, kıvanacağız ama... Anma mı demek lazım? Evet hocam. Çünkü yani hiçbir savaş, zafer dahi olsa bizim için bir kutlama, bir bayram olmamalı. Çünkü çok fazla, özellikle Çanakkale'de çok fazla sayıda insan öldü. Ve orada çok büyük bir acı var. Yani onu içimizde hep tutmamız gerekir. Her ne kadar önemli bir zafer de olsa 18 Mart'ta da, kara savaşlarında da. Yani bu 100. yılı belki bunu birazcık hatırlayarak, çünkü biz maalesef o acıdan çok uzağız, o hissiyattan, o yüksek ruh halinden. Yani bugün o bakıyorum, o kitle turizme geliyor insanlar, işte orada dua ediyorlar, Ertuğrul Koyun'a geçiyorlar, Ertuğrul Tabri'ye geçiyorlar, Yahya Çavuş'a. Anzak Koyu, Arıburnu, Conkbayırı, hadi yemek yiyelim, hadi gidelim. Yani bu Çanakkale'yi bu şekilde hissedemeyiz. Yani birincisi hocam, demin söylediniz ya, dünyanın hiçbir yerinde, siz de biliyorsunuz. Ben de Batı cephesindeki bütün anma noktalarını biliyorum aşağı yukarı. Bir kutsal alana, bir anma noktasına arabayla dibine kadar gitmek diye bir şey yoktur hocam. Olamaz öyle bir şey. Bir yerde inersiniz ve oradan yürürsünüz. Handikapa özürlü insanlar için özel şeyler olabilir. Ama hiçbir yerde bizim olduğu gibi 57. alayın şehitliğinin kapısını, arabayı koy otoparka, yanında da git. Böyle bir şey yok. Yani bir defa bunu bir kontrol altına almamız lazım. Evet. Yani o bölgede bırakın yolu şunu. Otobüs trafiğinden motorlu taşıt trafiği olmaması lazım. Lazım. Çünkü geçenlerde Cumhurbaşkanı işte eskiden 200 otobüsün geldiği yere şimdi 3000 otobüs geliyor dedi ama şimdi övünülecek kim geliyor oraya, kimler tarafından getiriliyor, neler duymak üzere getiriliyor ve oradaki doğaya ne yapıyor? Evet hocam. Sorularının çok önemli. Çok önemli. Yani oradaki anlatılan tuhaf şeyleri bir kenara bırakalım. Zaten öyle bir araç trafiği, öyle bir motorlu araç trafiğinin artışıyla övünmek çok anlamsız. Bu kantite, bu sayısal bir şey mi hocam? Bizim oraya göstereceğimiz saygının ölçütü, ilginin ölçütü, gelen insanların sayısıyla mı doğru orantılı? Ona bak, karşında kaç tane kitabım var, kaç tane araştırmam var, kaç tane bu konuda yapılmış orijinal, otantik, kaç tane filmin var, kaç tane bu konuda yapılmış böyle bir uluslararası değer kazanmış bir eserin var. Burada yarışacaksın. Gelen insan ziyaretçi sayısında değil maalesef. Hele Çanakkale konusunda... Elazığ'da bu 100. yıl anmalarıyla ilgili televizyonlara da bakıyorum. Yani her sene azalır diye umuyorum hocam. Yine hamaset, işte uydurma şeyler, yalanlar, şunlar bunlar gırla gidiyor hocam. Sanki ihtiyacımız var buna. Çanakkale zaten o kadar parlak ki. Yani onu abartmaya, üstüne bir şey koymaya, fazladan böyle bir şeyler yapmaya falan ihtiyacımız yok. O zaman... Ki orada bonuslar da var. Şöyle, Troya'da. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani dışarıdan hocam gelecek olan turistin bizim için tabii, de. Tabii. Yani Troya Yunanistan'da değil, İtalya'da da değil. Pek çok insanın zannettiği gibi. Evet. Troya Savaşı da bizim topraklarımızda cereyan etmiş. Ve bir anlamda Çanakkale Savaşları'nın öncüsü sayılabilecek olan bir savaş. O bağlantıyı hangi ölçüde kurabilmişiz? Aslında görünüyor birbirinden. Yani birinden baktığında ötekini görebiliyorsunuz. Ben yazlarımı Bozca'da da geçiriyorum. Evet. Karşımda
Troya, öbür tarafta Çanakkale Boğazı'nın girişini evet. ve oradaki abideyi görebiliyorum. Hocam zaten çok önemli bir antik alan. İkisi de yani Anadolu kıyıları özellikle Lapseki'den o tarafa, Seddülbahir'de Eolya yani antik dönemden beri yerleşimin oldu. Çok kıymetli bir coğrafya. Nice deniz savaşlarında şahitlik etmiş bir su yolu Çanakkale Boğazı. Ama dediğim gibi hocam biz oraya büyük işte dur yolcu, Çanakkale geçilmez, işte büyük at heykeli, büyük bayraklar vesaire, semboller, sembolik mezarlar, büyük laflar, işte her yüzüncü yılda tarih danışmanı vesaire olmadan yapılan tuhaf filmler, fantastik neredeyse. Yani teknik olarak hiçbir şey uygun değil. Böyle bir Çanakkale müktesebatıyla yaşayıp gidiyoruz hocam. Evet, ondan bu sene de onların en büyüğünü yaşıyoruz. Yüzüncü yıl dolayısıyla başka bir takım akıl karıştırıcı şeyler de var ama evet. Güzel Göncü konuşacağımız çok şey var. Vaktimiz bitti. Başka bir zaman buna devam ederiz. Seni Çanakkale'ye gösterdiğin ilgi, yazdığın kitap ve yaptığın incelemeler dolayısıyla bir Çanakkale'li olarak, bir Bozcalı olarak. Hocam son bir şey eklemek istiyorum. Tebrik ediyorum, çok kısa. Teşekkür ediyorum. Tabii. Gitmek isteyenler lütfen rica ediyorum. Ya kendi araçlarıyla ya birkaç arkadaş ya da aile birleşerek yani otobüs trafiğinin dışında belli bir yerde örneğin Alçıtepe'de ya da Anafartalar Köyü'nde araçlarını bırakıp araziye girerek, yürüyerek birkaç saatte olsa ellerinde bir haritayla, bir rehber kitapla her tarafı değil belli bir anahtar bölgeyi ya da seçtikleri bir alanı birkaç saat gezsinler, dolaşsınlar. Bunun yaratacağı ve bunun Çanakkale ruhuna yaklaşmak da çok daha başarılı olacağı, çok daha önemli olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Lütfen i̇şte, orayı bir kitle turizminin... Evet. İşte orada şunu evet. diyebiliriz, dur yolcu. Evet. Bilmeden gelip bastıran evet, belki onu, toprak çok anlamlı. Belki onu o zaman gerçek anlamda hissedebiliriz ve o yüksek ruha biraz olsun biraz evet, olsun şiirde anlamını kazanmış olur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ediyorum. Hocam, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.